Aşağı menzillere gelince, onlar bedensel amellerin verdiği yüce makamlardır. Bu amellere örnek olarak namaz, cihat, oruç ve duyusal amelleri verebiliriz. Ayrıca aşağı menziller nefs kaynaklı amellerin verdiği makamlardır. Nefs kaynaklı ameller ezaya katlanmak, sabretmek, nefsin hoşlanacağı şeylerde azla yetinmek, yeterli olmasa bile bulunanla kanaat etmek, nefsi şikayetten alıkoymak gibi riyazetlerdir. Bu nefsi eğiten riyazet ve mücahede amellerinin her birinin özel sonuçları olduğu gibi her amelin bir hali ve makamı vardır. Şari, kanun koyucu, söylediklerinden akıl yürüterek söylemedikleri öğrenilsin diye, söylediklerinden, belirttiklerinden akıl yürüterek söylemedikleri öğrenilsin diye bir kısmını açıklamıştır. Bazılarının sonuçlarını söylemeyişi, niteliklerin farklılaşması nedeniyle sonuçların farklılaşmasından kaynaklanır. Yani bütün ince detayına, teferruatına kadar bazı mevzular izah edilip açıklanmamıştır. Bunun sebebi işte niteliklerin farklılaşmasıyla sonuçların farklılaşması olduğu için bu detaya girilmemiştir. Çünkü her insanın hali mertebesi vardır dedik ya, dolayısıyla farklılık arz eder. Başka bir amacı ise farz ibadetlere ait nafilelerin farzların özelliğine sahip olduğunu bildirmektir. Bu nedenle bir insanın farz ibadeti eksik olduğunda nafile ibadetlerinden tamamlanır. Bu mevzuyu da daha önceki sohbetlerimizde işlemiştik. Allah-u Teala kulumun getirin namazlarını diye hitap edip de namazları geldiği zaman eğer o kulun namazlarında eksiklik var ise Allah-u Teala bu sefer meleklerine buyuruyor ki o kulumun nafilelerini getirin. Oradan tamamlayın eksik namazlarını. Bakın Allah'ın rahmetine. Ve kulun eksik namazları, o farz namazlarının eksiklerinin tamamlanması için o kulun nafile ibadetleri getiriliyor. Ki Allah o namazları tam kılmak, tam saymak istiyor. Rahmet edecek kuluna bu manada. Onun için diyor ki farz ibadeti eksik olduğunu nafile ibadetlerinden tamamlanır. Bunu kastetmekte. Hazreti Peygamber kendisinden aktarılan sahih bir hadiste şöyle buyurmuştur. Kulun ilk bakılacak ibadeti namazdır. Evet. Bu çok önemli. Kulun ilk bakılacak ibadeti namazdır. Kabirde de öyle. O meşhur 3 soru sorulduktan sonra Rabbin kim, kimin ümmetisin, kitabın ne sorusundan sonra kula sorulacak soru namaz. Namazını kıldın mı? Namaz mevzu çok çok önemli yani. İlk soru bakın. Mahşerde kalkışta da yine namazdan hesap soruluyor. Bu namazın ehemmiyeti bu kadar önemli yani. Kulun Allah'a karşı kulluğunu ifa etmesindeki en önemli yapı taşlarından biri namaz. Dinin direği namazdır. Allah şöyle der. Kulumun namazına bakınız. Onu tam mı yapmış yoksa eksik mi bırakmıştır? Namaz tam ise onun adına tam olarak yazılır. Namazdan bir şey eksik ise Allah şöyle buyurur. Bakınız kulumun nafile namazı var mıdır? Nafile namazı var ise şöyle der. Kulumun farz namazındaki eksiği nafile namazından tamamlayınız. Sonra ameller bu tarzda ele alınır. İbadetlerinin nitelikleri hakkındaki başka bir sahih hadiste ise Hazreti Peygamber'in şöyle söylediği bildirilmiştir. Namaz nurdur. Sadaka burhandır. Sabırdan kasıt oruç ve hacdır. Sabır aydınlıktır. Kur'an lehinde veya aleyhinde delildir. Sabahlayan herkes nefsini satın alır. Ya onu azat eder ya da köleleştirir. Hadis-i şerif. Şimdi bunu açıklayacak bakalım neymiş bu. Böylece nuru namaza, burhanı sadakaya ki kastedilen zekattır. Aydınlığı ise oruç ve hacca izafe etmiştir. Bu da İslam'ın şartları mevzusuna atıf yapmış burada. Burada hac ve oruç içerdiği açlık, susuzluk ve hac fiilleriyle ilgili güçlük nedeniyle sabır diye ifade edilmiştir. Tabii yani hac ve oruç ibadetlerinde kişinin sabrı öne çıkmakta. Sabırla yapılacak bir mevzuat. Çünkü orada bir meşakkat var. Hacda da oruçta da bir meşakkat var. Hazreti Peygamber başka bir hadiste ise Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah ifadesine hiçbir şeyin denk olamayacağını bildirmiştir. Hadis-i şerifte bunu bildiriyor yani. La ilahe illallah sözünü kulun söylemiş olduğu bu halisane olarak idrakine vararak söylemiş olduğu bu kelime-i tevhid sözünü ölçecek, tartacak bir terazi yok. Ona denk olacak hiçbir şey yok alemde.
Her farzın nafilesi o farzın parçasıdır ve onun cinsindendir. Dolayısıyla nafilenin niteliği kapsamında bulunduğu farzın niteliği gibidir. Hazreti Peygamber şunu eklemiştir. Sabahlayan herkes nefsini satar veya azat eder. Kastedilen nefsini Allah'tan satın alan kimsedir. Allah şöyle buyurur ayette. Allah müminlerden nefislerini satın almıştır. Veya onu köleleştirir. Kastedilen ise hidayet karşılığında sapkınlığı ve marifet karşılığında azabı satın alanlardır. Hazreti Peygamber'in bu ifadesi nafile, farz, mübah ve mekruh amelleriyle şeriatın bütün hükümlerini içermiştir.